Çadır alacağım ya. Markette kamp malzemeleri satılmaya başlanmış. Çadır, mat, ne bileyim ben. Kampla ilgili ıvır zıvırlar satılıyor. Yani bu hafta kamp malzemeleri haftası. Gidip bir çadıra bakacağım. Neymiş, ne değilmiş. Ya bildiğim markette her şey satılıyor. Ben de gidip bir bakacağım işte. Markette hangi market derseniz. Lidl. Lidl iyi ya. İyidir yani. Kalmamış han. Deli ya bunlar, deli. Sabahın köründe gelmişler, almışlar hepsini. Bitirmişler. Deli ya bunlar valla. Kafayı üşütmüşler ha. Market saat 7.30'da açılıyor. Saat 7.30'da dikeliyor bunlar. Tamam mı? Saat 7.30'da mesai açılıyordu. Direkt dikiliyorlar marketin kapısının önünde. Hatta bazı yerlerde 6.30'da sıraya giriyorlarmış. Bir saat bekliyorlarmış. İçeriye dalıyorlar. Malları alıyorlar, götürüyorlar. Manyak bunlar ya. Bu kadar kamp karavan hastası bir memleket daha görmedim ha. Almanlar bir, dünyanın en fazla evine yatırım yapan insanları. İki, en fazla dünyayı gezen insanları. Dünyayı çok gezdikleri için bu tür şeyleri çok seviyorlar. Yani çadır, kamp, karavan, bilmem ne. Anında bitiyor yani. Saat 8:44 geçiyor ya. Market açılalı bir saat oldu ya. Daha karga bokunu yemedi lan. Kafayı yemiş bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha karga bokunu yemeden bunlar gelip çadırları bitirmişler hoca. Olamaz ya. Sordum, eleman dedi ki internetten bir bakın dedi. İnternetten alın dedi. İnternette vardır dedi belki. Eminim ben, internette de yoktur abicim. İnternette de kalmamıştır. Bunlar kafayı üşütmüşler deli gibi. Kamp karavan yaz da geliyor ya şimdi. Hayret bir şey ya. Şimdi tür marketlerde satılan ürünler de kaliteli. İyi yani. Kaliteli olmasa gelip de almayı düşünmem yani. Türkiye'de ne, nereden alınıyor? Decathlon'dan alınıyor ya en fazla böyle. Burada ama Decathlon gibi şeyler yok. Ama marketler, normal marketler satıyor işte. Böyle kamp karavan haftası yapıyorlar. Kamp karavan haftası yapıyorlar. İşte kampla, karavanla ilgili her türlü ıvır zıvırı satıyorlar. Şimdi Aldi'ye geldim, bir bakayım Aldi'de ne var. Ya bu arada gençler, patatesin kilosu kaça, domatesin kilosu kaça falan gibi videolar yapmıyorum. Birincisi, marketin içinde elimde telefonla, kamerayla gezmek biraz abes oluyor. Bu özel hayatı koruma kanunlarından dolayı. Ama marketlerin zaten web sayfaları var. Aldi'nin mesela, Lidl'ın mesela, ne bileyim ötekilerin de, Kaiser'in, Norman'ın, şunun bunun web sayfaları var. Oralardan fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Yani bir de bu çarşı pazar alışverişleri birazcık bana boş geliyor. Ben 2004'te buraya gelmiştim. Muzun kilosu 1,5 euroydu. Bugün de muzun kilosu 1 euro. Yani bio muz var, tamam mı? Bio muz, natural muz var, bir de normal muz var. Natural muzun kilosu 1,90. Normal muzun kilosu da 1 euro. Anlatabildim mi? Ya yıllardır böyle, yıllardır böyle. Hani ayıp olmasın diye, ayıptır söylemesi, enflasyon yok da millete ayıp olmasın diye devlet her sene %3 oranında maaşlara zam yapıyor. Hani bizim de ülkemizde enflasyon var ya, yani süper bir ülkeyiz demek istemedikleri için enflasyon yaratıyorlar. Yoksa yani domatesin kilosu yıllardır da aynı, yani yıllardır aynı. Her şey aynı. Balık, deniz ürünleri işte yukarıdan Norveç'ten, İsveç'ten geliyor. Kuzey Denizi'nden geliyor. İşte okyanustan geliyor. Yıllardır aynı. O yüzden çarşı pazar videosu falan yapmayayım ya ben. Ötekiler, diğer arkadaşlar yapıyorlardır. Onları izleyin. Çadır bu.
Yani güzel çadırdı da. Şunlar matlar çok büyük yalnız. Bayağı büyük. Ama bitmiş. İnternette de bitmiş. İnternette de yok. Satışa başlayalı 2,5 saat oldu. 2,5 saatte hepsini tüketmişler. Tebrik. Tebrik ederim yani. Evet, önümüzdeki haftada bu varmış. Don Monmaya falan. Şu güzel. Mankene bakar mısınız? Çadırı buldum gençler. Çadırı buldum ama aradan 3 hafta geçti. 3 haftadan sonra başka bir marketten şans eseri alışveriş yaparken çadırı gördüm. Hemen aldım bir tane. 2 tane kalmıştı. Hemen aldım. Şimdi deneme zamanı. Çadırı bir deneyelim. Güzel bir yerde deneyelim. Süper bir yere kurduk çadırımızı. Çadırı hemen gittik. Benim çeteyle Ren Nehri'nin kenarına koyduk. Kurduk. Güzel de havalarda bu aralar iyi gidiyor. Çadırın yalnız penceresi yok. Tamamen her taraf kapalı. İglo. İglo'ya benziyor. Yani tek kapıdan giriyorsun. Böyle yarım yuvarlak bir kapısı var. Ve arkasında başka fermuarlı bir kapısı yok. Genelde bir arkadan giriş, bir önden giriş, çift girişli olur ya çadırlar. Bunda çift giriş yok, tek giriş var. Ama güzel. Hoşuma gitti yani. İnşallah eğlenceli vakit geçireceğiz. Şimdi geldik kamping yapmaya. En kısa zamanda bir kamping yolculuğu yapma zamanı geldi artık. Gençler selamlar. Bu aralar işler bayağı yoğun ya. Şurayı açayım da ışık gelsin ışık. İşler biraz yoğun. Ondan bu YouTube işi biraz ağırdan gidiyor. Konuşacak tabii çok şey var. Konuşacak çok konu var. Yapılacak çok video var. Anlatmak istediğim, göstermek istediğim çok şey var. Ama yapılması gerekenlerin ardı arkası kesilmiyor. O yüzden bu YouTube işi biliyorsunuz 3. 4. 5. sıralarda benim için. Ama beni bırakmadığınız için, takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydam oluyordur. Benim ve benim gibi insanların yapabileceği tek fayda zaten size bazı şeyleri göstermek, çene yapmak, sizin de aynı şekilde bir şeyler yapabilmesi için gaz vermek. Gaz vermek. Bu YouTube ne işe yarıyor? Gaz vermeye yarıyor. Birazcık bilgi. Bilgi de yani birazcık olmak zorunda. 15-20 dakikalık videoya nasıl bilgi sığdırırsın ki? Yani her şeyi anlatamazsın. Artı o gelenler kimler böyle? 4-5 motorcu. Her neyse, artı herkesin donanımı farklı, kişiliği farklı, sevdiği şeyler farklı, sevmediği şeyler farklı, herkesin gittiği yol farklı. Dolayısıyla ben anlatıyorum ama ne sizin benim anlattıklarımın %100 aynısını yapma ihtimaliniz var ne de yapmak istersiniz. Yani benim gittiğim yollardan gitmek istemezsiniz yani. Büyük ihtimal kimse istemez zaten. Ama bir an önce şu hayal dünyasından çıkıp ipleri kendi elinize alıp maceraya atılmanız gerekiyor. Hava ısındı. Kim diyor ya Almanya'nın havası berbat diye ya? Kim diyor? Almanya'nın havası çok kapalıymış da, çok zormuş da, moral bozuyormuş da, bilmem neymiş. Yapacağın iş yoksa sıkılırsın.
yapacak iş bulamıyorsan, kendini oyalayacak bir şeyler bulamıyorsan, Almanya'nın havasına bakıp sıkılırsın, insanına bakıp sıkılırsın, kurallarına bakıp sıkılırsın, yoluna bakıp sıkılırsın. Kendini aynada izlerken bile sıkılırsın ya. Benim tanıdığım çok tatlı bir adam var. Acayip tatlı ama çok yakışıklı, şeker bir herif. Sabah kalkıyor, aynaya bakıyor. Gene mi kıvırcık saçlarım var be diye böyle bir başlıyor zırıldanmaya. İnanamazsınız yani. Adam nasıl doğduysa, nasıl bir haleti ruhiyesi varsa, gene mi kıvırcık saçım var diye aynada kendini gördüğünde ağlamaya, zırlamaya başlıyor yani. Siz de öyle olursunuz yani. Daha ne? Maceraya atılacaksınız gençler. Yabancı dil öğreneceksiniz, maceraya atılacaksınız. Ondan sonra da diyeceksiniz ki no pain no gain. İşin açıkçası bu. Neyse, yapacaksınız bu işi. Yoksa ipler sizin elinizde değil. Çok şanslısınız, çok şanslısınız. İletişim çağı denen bir çağa girdik. Ben çocukken böyle şeyler yoktu. Gençliğinize, sizin çocukluk çağınıza bakarsak hiçbir şey yoktu yani. İnternet yoktu, cep telefonu yoktu. Hiçbir halt yoktu ya. Ev telefonu vardı. Arkadaşlarımla buluşabilmek için sokağa çıkıyordum. Çocuk parkında buluşuyorduk veya basketbol sahasında veya futbol sahasında. Yapılabilecek de hiçbir halt yoktu. Zaten bilgiye ulaşmak imkansızdı. O zamanlar belki daha güzeldi, bilmiyorum ama sizin şu anda her şeye yapmaya imkanınız da var, beyniniz de var. Biz de yapacak bir şey bulamıyorduk. Birbirimize giriyorduk. İyi mi? Kavga ediyorduk yani. Hayatım kavgayla geçti. Pisliğin içinden bir türlü çıkamadım ya. Neyse, sizin şu anda imkanınız var. Öğreneceksiniz, yabancı dil öğreneceksiniz. Ondan sonra dünyayı göreceksiniz, dünyayı tanıyacaksınız. Moralinizi bozuyorsunuz, sürekli moralinizi bozuyorsunuz ya. Artık bahane uydurmayın yani. Çıkın siz de o zaman. Çıkın bir şeyler kurcalayın yani, bir bakın. Gidin o ülkelere. Gelin buraya. Ha, şöyle bir durum var gençlik. Şimdi ben sizi Türkiye'den dışarıya çıkmaya yönlendiriyorum. Evet, ama bazı insanlar yanlış anlamışlar. Ben bunu para kazanacağım falan diye yapmıyorum. Yani beni insan tüccarı durumuna düşürdü yani o arkadaşlar, o yorumu yapan arkadaşlar. Benim böyle sizden herhangi bir faydam yok. Ben kendi işinde gücünde bir adamım. Hani bu benim için bir meşgale, motivasyon oluyor, biliyor musunuz? Anı biriktiriyorum ben ya. Anı biriktiriyorum. Yani şu anda Almanya'dayım. Bütün ömrüm burada mı geçireceğim? Geçirmeyeceğim. Başka ülkelere de gideceğim. Başka işler de yapacağım. Şu anda anı biriktiriyorum ben. Kendi anılarımı biriktiriyorum. Şimdi bir genç bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Demiş ki, ya abi demiş, inşallah yolunu bulursun da bizi Almanya'ya alırsın yazmış. Abim, yolu kendiniz bulacaksınız. Benim buraya insan getirmek gibi bir derdim yok. Ben diyorum ki, bakın diyorum, burada güzel bir hayat var. Bir yolunu bulun. Kendinize bazı donanımları yükleyin. Donanım kazanın. Background'unuz güzel olsun. Gelin buraya. Siz de bu güzel hayattan faydalanın diyorum yani. Kendi maceranıza kendiniz atılacaksınız. Ben sadece bildiğim şeyleri size anlatabilirim. Benim umurumda değil kim gelmiş kim gitmiş. Ben yarın burada olmayacağım zaten. 2-3 hafta sonra ben burada yokum. Hırvatistan'a doğru yola çıkacağım. Bu yüzden bu videoyla beraber bunu da söylemiş olayım. Sıla yolu serisine başlıyorum. Sıla yolu. Sıla yolu serisi. Bu sıla yolu muhabbetleri Almanya'da anladığım kadarıyla klişe bir muhabbet. Buradan işçi olarak gelen Türkler izine gidiyorlar ya. O giderken ki o yolu sıla yolu. Hani Türkiye'yi de özlüyorlar ya, evlerini özlüyorlar ya. Böyle bir kalıba sokmuşlar sıla yolu olarak. Girdiğinizi siz de göreceksiniz. Bir sürü insanın sıla yolu adı altında videosu var. Böyle değişik, bana uygun değil tabii ki de, ben de bir bu şekilde bir sıla yolu video serisi yapacağım ama bir de benim gözümden göreceğiniz işte her şeyi. Ben de buradan arabayla Türkiye'ye kadar gideceğim ve bu anıyı da buraya kaydetmiş olacağım. Konudan konuya atlıyoruz işte. Arada bunu da söylemiş olalım. Olay bu yani gençler. Kendiniz dünyada ne var ne yok göreceksiniz. Ondan sonra da tamam, ben biraz burada fazla oyalanayım diyeceksiniz ve o ülkede İşinize gücünüze bakacaksınız. Varsa imkanınız orada duracaksınız. Eğer çok iyi para kazanıyorsanız durmaya devam edeceksiniz. Sıkılınca
Başka ülkeye geçeceksiniz veya başka işe geçeceksiniz ama bunalım triplerinden çıkacaksınız. Dünya sırf Türkiye'den ibaret değildir. Siz de maceraya atılacaksınız. Benim böyle bir insanları getirmek, götürmek gibi bir sıkıntım, derdim de yok. Ha, bazı insanların var. Bu aralar yine YouTube'da bazı videolar var. İşte 10 bin işçi alımı, 20 bin şoför alımı falan filan gibi videolar çıkıyor. Evet, bazı firmalar gerçekten de Almanya'daki firmalarla anlaşıp onlara işçi tedarik ediyorlar. Bunlar doğru ama kolpacılar da çok. Gelip Türkiye'den sizi işçi olarak götüreceğiz, sizi şoför olarak götüreceğiz. Verin bakalım şu kadar bin dolar deyip de sizin paranızı da alıp ortada da mal gibi sizi bırakabilir. Bunlara da kanmayacaksınız. Ben size web sayfasını gösterdim. Almanya'nın iş ve işçi bulma kurumunun web sayfasına girip her şeyi kendiniz öğrenebilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz işlere başvurabilirsiniz. Kendiniz yapın ya. Bir de arada başkalarına bir sürü para kaçırtmayın yani. Kimseye de inanmayın. Gelin Almanya'ya, turist vizesi alın, öğrenci vizesi alın, dil kursu vizesi alın. Gelin buraya, buradan bir firmayla anlaşın. Ondan sonra da geri dönün Türkiye'ye, o firma sayesinde alacağınız vizeyle tekrar buraya gelin. Hadi bay bay. Gençler ne haber? Bugün Bond'dayız yine gençler. Bond'dayız. Ortam süper ya. Size de göstereyim. Gençler orada maç yapıyorlar, futbol oynuyorlar. Şurada bir tane yenge güneşleniyor. Öbürü uyuyor. Öbürü yoga yapıyor orada. Slogan da süper ya. Bond Üniversitesi'nin sloganı. Şu anda üniversite tadilatta, daha doğrusu restorasyonda. Bu sene işte excellence klasaya çıkan Bonn Üniversitesi burası. Bu binada eski bir şato. Güzel bir ortam. Burası da binanın işte önündeki boş alan. Gençler buralarda mı takılsam ben? Ben niye takılıyorum? Gelin kendiniz siz takılın ya. Alın işte güzel bir üniversite ortamı. Hem de üst seviyede bir üniversite.